Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Turkcell lansmanında Turkcell Türkiye'de üretilecek ilk yerli telefonunu, yerli akıllı telefonunu tanıttı. Turkcell T40 isimli olarak. Elimde görmüş olduğunuz Android telefon 10.85 mm kalınlığında ve 136 gram ağırlığında olan bir telefon. Android 4.1 işletim sistemiyle çalışacak ve Turkcell'in kendi geliştirdiği bir arayüzü kullanıyor. Bu kullanım hem gençlere hem de yaşça büyük kesime yönelik olarak özelleştirilebilecek. Aynı zamanda yine Türk motiflerini barındıracak bir telefon olacak bu. Gerek mesajlarda gelen çay bardağını karıştırma sesi olsun, martı sesi olsun ya da boğazdaki sesler olsun ya da gerek farklı kapak tasarımlarıyla bu telefonu görebileceğiz. Buradan bir nazar boncuğu olacak ya da farklı bir tasarım olacak. Bunlar Türk tasarımları olacak. Bizim kültürümüzü yansıtan şeyler olacak. Tasarımına baktığımızda cihazın tamamen Türk mühendislik örneği olduğunu söyleyebiliriz. Türk mühendisler tarafından tasarlanan bir cihaz. Hem içindeki görsel arayüzü hem de dışındaki fiziksel tasarımı olarak güzel bir tasarım kullanılmış. Mat bir plastik madde var. Böylelikle hem terleme hem de çizilmelere karşı bizi pek de zor duruma bırakmayacaktır. Zaten arka kısımda yer alacak motiflerle birlikte daha da güzel bir görselliği olacaktır. Telefonun ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi surround ses kalitesine sahip olması ve HD ses kalitesi sayesinde ortamdaki gürültüyü engelleyerek oldukça akıcı bir görüşme imkanı sunabilecek olması. Arka kısımda 5 megapiksellik kamerasıyla flash ışığını görüyoruz. Kameranın birçok filtresiyle birlikte HDR modu da bulunuyor. Böylelikle yüksek ışık ya da az ışıklı ortamlarda olabilecek en iyi çekim kalitesini elde edebileceğiz. Aynı şekilde ön kısımda da yine ikincil bir kamera yer alıyor. Bunun sayesinde de görüntülü görüşmeler yapabileceğiz internetten. Biraz teknik detaylarından bahsetmemiz gerekirse, bu arada telefonun arayüzünü de göstereyim. Turkcell'in kendi uygulamaları da var. Bunun dışında ve bir de şunu hemen eklemek istiyorum. Yapılan açıklamada telefonu örneğin bir ay kullandık. En çok hangi uygulamaları kullandıysak telefon gerçek zamanlı bir öğrenebilirlik kapasitesine sahip olacak. Ve örnek veriyorum, kronometre özelliğini çok kullanıyorsak bu uygulamayı, bir süre sonra bu uygulamayı en üste göreceğiz. Bu da Turkcell'in en çok kullanılan uygulamalar otomatikman üst tarafa dizip bizim kullanımımızı rahatlatmaya yönelik bir hamlesi olarak görülebilir. Teknik detaylarından bahsedelim. Telefonda Qualcomm'un çift çekirdekli 1.2 GHz işlemcisi bulunacak. 1 GB RAM'i var. 4 GB dahili hafızaya sahip. 4 inçlik bir ekranı var ve IPS bir ekran bu. Böylelikle yüksek güneş ışığına maruz kaldığınızda bile ya da yan açılardan baktığınızda bile iyi bir renk kalitesi, görüntü kalitesi yakalayabileceksiniz. Ve 480x800 çözünürlük sunuyor. Android 4.1 işletim sistemi olduğunu söylemiştim. Bunun yanında NFC özelliği var ve 240 saat bekleme, 480 dakikada konuşma özelliği bulunuyor. Tabii ki 3G özelliğiyle birlikte gelecek bu telefon. Çıkış tarihi olarak şu an net bir tarih yok, ancak önümüzdeki sonbahar aylarında Eylül-Ekim gibi satışa sunulması bekleniyor. Ve tamamen yerli tasarımı, Türk üretimi bir telefon olacak. Aynı zamanda fiyat bilgisi henüz verilmedi, ancak söylenenler telefonun oldukça uygun bir fiyata kullanıcılara sunulacağı ve sadece Türkiye değil yabancı pazarlarda da bu telefon satışa sunulacak. Hem kültürümüzün sessel ve görsel olarak, tasarımsal olarak yansıtılmış hallerini, hem de yine satışa sunulacağı ülkelere özel ses ve görsel tasarımlarla birlikte satışa sunulacak birden fazla da tasarım olacağını söyleyelim. An itibarıyla oldukça rahat kullanım sunan, hafif ve güzel bir telefon olarak göründüğünü söyleyebiliriz.